Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Haziran 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Haziran ayı sizin için eğlenceli, keyifli, sosyal alanlarda hareketli olabileceğiniz bir ay. Şimdi konu başlıklara şöyle bir göz atalım. 4 Haziran'da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. 5 Haziran'da yönetici gezegeniniz Venüs Aslan burcuna geçiyor. Ay boyunca Mars Aslan burcunda olacak. 11 Haziran'da Merkür İkizler burcuna geçecek ve 18 Haziran'da İkizler burcunda yeni ay var. Sevgili teraziler, Güneş 21'ine kadar İkizler burcunda olacak. Sizin için güzel bir pozisyonda. Enerjinizi, yaratıcılığınızı, yaşam şevkinizi arttırıyor. 9. evinizde olacak ve 4 Haziran'da Yay burcunda Dolunay var. 3. evinizde 3-9 aksının hareketli olduğu bir aydasınız. Bu da iletişim, ulaşım, seyahatler, yakın çevre ilişkileri, özellikle eğitim konularında, ticari konularda aktif bir dönemi işaret ediyor. Yay dolunayı geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bir konunun netleşmesini, sonuç vermesini sağlayabilir. Bir eğitimin bitmesi, tamamlanması gibi ya da eğitim hayatınızla ilgili önemli bir dönüm noktasındasınız. Bir sınava girmek, sınavın sonucunu almak veya plan yapmak. Bunlar söz konusu. Biraz yurt dışı, yabancılar, yabancı ülkeler, akademik konularla ilgili konu alanları hareketlendiriyor. Bunun yanı sıra sosyal medya, internet, her türlü iletişim alanında da aktif olacağınız bir dönem. Buralarda kişisel girişimleriniz, tasarımlarınız olabilir, medya, yayıncılık işleriniz olabilir. Mesleki anlamda bu alanlarda çalışıyorsanız, yayıncılık işleri, medya işleri, eğitim, turizm gibi alanlarda bu dolunay sizi bazı hedeflerinize ulaştırabilir. Seyahatlere çıkabilirsiniz, yolculuklarınız olabilir, tatil organizasyonlarınız olabilir. Çevrenizdeki kişilerle ilgili, komşu ilişkileriniz, komşunuzla ilgili bir konu. Özellikle kardeşleriniz ve kardeşlerle ilgili konularında hareketli olduğu bir ay. Uzaklarda yaşayan kişilerle ziyaretleriniz, gidip gelmeleriniz olabilir. İletişiminiz artabilir veya kardeşlerle ilgili konularda bazı dönüşümleriniz olabilir. Evet, bu belki bir hukuksal işiniz de olabilir. Kardeşlerle hani paylaşılması gereken bir para konusu, miras konusu gibi. Ya da herhangi bir başka eğitimle ilgili bir konunuz var. Bunlarla ilgili alanlarda sonuçlar alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda, ikizler, başak, yay ya da balık burçlarının 13 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok da önemli ve etkili olabilir. Haziran ayının ilk yarısında zaten bu dolunay şekillendirecek. Ay boyunca Mars Aslan burcunda. Mars neredeyse enerjimiz orada, biliyorsunuz. Venüs de 5'inden sonra Aslan burcuna geçecek. Ay boyunca beraber hareket edecekler. 11. evinizde olacak. Burası sosyal bir evdir. Demek ki bu ay siz daha fazla sosyalleşiyorsunuz. İşte Aslan keyifli, eğlenebileceğimiz konuları da işaret ediyor. Örneğin toplantılara, davetlere, partilere, işte nişan, düğün, nikah törenlerine falan katılabileceğiniz bir aydasınız. İşte arkadaşlarınız evlenebilir, akrabalarınızın böyle etkinlikleri olabilir. Eğlenceli ortamlara, mesela sanatsal etkinliklere, kültürel etkinliklere katılabilirsiniz. Arkadaşlarla birlikte yapabileceğiniz organizasyonlar olabilir. Belki güzel, böyle keyifli bir tatil, seyahatleriniz olabilir. Çocuklarla ilgili ve aşk hayatınızla da ilgili hareketliliğin öne çıktığı bir ay. İşte çocuklarla kutlanacak konularınız var. Sosyalleşeceksiniz ama bu sosyal ortamlarda Venüs var. Venüs olan yerde biraz duygusal konularda, romantik konularda hareketlilik olabilir. Hani aşk hayatınızda flörtler öne çıkıyor, yeni tanışmalar olabilir. Belki sevdiğiniz kişilerle daha fazla eğleneceğiniz ve güzel paylaşımlar yapabileceğiniz ortamlara dahil olabilirsiniz. İş ve parasal konularda da Venüs'ün desteklerini alabilirsiniz. Kişisel olarak kendinizi ifade edip, yeteneklerinizi ifade edebileceğiniz işlerde bulunmanız, projelerde bulunmanız, işte sosyal etkinliklerde, bir organizasyon, bir dernek, vakıf çalışması, toplumsal bir görevde olmanız, başkalarının dikkatini çekmeniz mümkündür. Bir iş projesinde tabii ki kazanç sağlayabileceğiniz bazı olanaklar da gelebilir karşınıza. Ve 11 Haziran'da Merkür İkizler burcuna geçecek ki Merkür'ün hızlı ve güçlü olduğu bir pozisyon. 9. evinizde olacak. 11 Haziran'dan sonra her türlü iletişim, bir şeyleri öğrenme, konuşma, anlatma, yazma, çizme, ulaşım, seyahatler, yurt dışı konuları, uluslararası konular, medya, yayıncılık işleri, akademik işler, buralarda çok hızlanıyorsunuz. Buralardaki her türlü projenizi iyi bir şekilde gösterebilirsiniz. Bir öğrenciyseniz sevgili teraziler, şanslı bir aydasınız. 11'inden sonra Merkür size her türlü
eğitim, akademik çalışmalar, sınavlar buralarda çok desteklemeye başlayacak. Ve 18 Haziran'da zaten burada bir yeni ay var. 26 derece İkizler Burcu'ndaki yeni ay. Eğitim hayatınız, üniversite, akademik konulardaki bir kapıyı açıyor size. Bununla birlikte uluslararası konularda, mesela yurt dışında yaşamak, yerleşmek, çalışmak, eğitim görmek istiyorsanız, yani bununla ilgili bir planınız varsa, bunun bir ortaya çıkması, böyle gelişmeler olması, adımlar atmanız, harekete geçmeniz mümkün. Bol bol seyahat edebileceğiniz bir aydasınız. En fazla yolculuk yapacak, seyahat edecek burçlardan biri sizsiniz sevgili teraziler. İşte eğlence içinde bir tatile de gidebilirsiniz. Eğitimle ilgili olabilir bu yolculuklarınız, işle ilgili olabilir. Özellikle yabancı kültürler, uzak ülkeler, buralarla bağlantılarınızın öne çıktığı bir ay. Bunun yanı sıra birçok terazi için medya, basın, yayın işleri, internet, sosyal medya üzerinde, e-ticaret gibi alanlarda yapılacak aktivitelerde yeni girişimler olabilir. Bu tarz işlerinizi, ticari girişimlerinizi destekleyen bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle ikizler, başak, balık, yay burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, ki bunlar yani 26 dereceye yakınsa, özellikle sizin için daha etkili bir yeni ay olacağını söyleyebilirim. Burada Neptün'e bir dikkat etmek lazım. Çünkü Neptün yeni ayda Güneş ve Ay ile kare açıda, Balık burcunda. 17, 18, 19, 20 Haziran gibi Güneş Neptün karesi aktif olacak. Neptün olan yerde biraz belirsiz koşullar olabilir. Neptün sizin haritanızda 6. evde. Yani iş konularındaki görüşmelerde, yazışmalarda ya da internet üzerinde yapılacak her türlü aktivitede, alışverişlerde, işte seyahat ve yolculuk planlarınızda Neptün karışıklıklar, belirsizlikler yaratabilir. Buralarda detaylara lütfen dikkat edin. İşte unutkanlıklar olmasın, işte yanılgılar olmasın. Her duyduğunuz şeye hemen inanmayın. Mesela bir anlaşma, sözleşme yapmanız gerekiyorsa lütfen iyice okuyun. İmzalamadan önce dikkat edin şartlara. Neptün'e önlem alırsak çok sorun yaşamayız. Yani bazı konularda biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Ayın 21'den sonra Güneş artık Yengeç Burcu'na geçecek ve ayın son haftası ve önümüzdeki Temmuz ayının ilk yarısı içerisinde Güneş sizin kariyer evinizde olacak. Bu da yaptığınız işler, çalışmalarla birlikte daha fazla öne çıkabileceğiniz, toplumun dikkatini çekebileceğiniz bir dönemi işaret ediyor. İş kariyer konulu bir öğrenciyseniz mesela, size eğitimle ilgili bir başarı getirebilir, bir hedefe ulaşma. Bununla birlikte mesleki konularda da daha fazla öne çıkıp parlayabileceğiniz, sizin için başarılı bir süreç olabilir. 21'inden sonraki dönem özellikle sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Terazi burcu zodyağın 7. burcudur. Hava elementinin öncü niteliklerini taşır. Terazi burcunu Venüs yönetir. Terazi burcu 12 burcun içinde dengeye en önem verendir. Bu burç ortaklığı, evliliği, adaleti temsil eder. Gezegeni Venüs, güzel sanatlar, sevgi ve aşk temsilcisidir. Hava grubu olduğu için zeka, iletişim ve sosyal yaşamda terazi burcunun ilgi alanıdır. Diplomasi yetenekleri onları insan ilişkilerinde de başarılı yapar. Terazi burcu kimseyi kırmak istemediğinden sırf uyumlu olmak adına kendi isteklerini erteleyebilir. Bu durum onları çoğu zaman uzun süre kararsız da bırakabilir. Karar vermek bu burcun en zorlandığı kavramlardan biridir. Terazi burçları dengeli, güvenli, huzurlu ve sevdikleriyle paylaşabilecekleri bir yaşam hayali kurarlar. Estetik ve güzelliğe çok düşkündürler. Venüs'ün etkisiyle güzel, çekici ve yakışıklı kişilerdir. Sevgi ve aşk onların hayatının vazgeçilmezidir. Bir birliktelik ve ortaklık içerisinde olma ihtiyacı duyarlar. Yalnız kalmayı sevmezler. Yakın dostluklar da bu burç için önemlidir. Zeki ve konuşkan oldukları için özellikle sosyal ortamlarında aranılan kişisidir. Duyguları ve mantığı arasında denge kurmayı çoğu zaman başarır. Bazen bu dengeyi korumaları zorlaşabilir. Terazi burçlarında hak, hukuk, adalet kavramı da çok gelişmiştir. Bir yerde haksızlık olduğunu hissettiklerinde adaleti sağlamak için mücadele içerisine girebilirler. Terazi burçları herhangi bir hedefleri olduğunda çok çalışkan olabildikleri gibi bazen Venüs'ün etkisiyle aşırı rahatına düşkün ve tembel de olabilir. Terazi burçları genel olarak cana yakın, güzel, hoş sohbet, cazibeli, sevecen yapılarıyla bulundukları ortamlarda her zaman aranılan kişiler olabilirler.